Shalom Ekulam. Bu haftaki perşembe Metzora. Aynı zamanda da Şabat Gadol. Rabukra Şabat Gadol ve Metzora arasında bir bağlantı kurmak istedi. Şöyle izah ediyor. Paro pera kötü ağız. Metzora ise o da kötü ağız. Ama si şemra pera kötü ağız. Ve ikisi de ortak paydası ledaber yani konuşarak. O yüzden Agade'ye başlamadan evvel karpas diyoruz yani kereviz yaprağı. Karpasın tebotuna bakarsınız diyor. Klarrishon Pesagur, Yani her daim ağzımız kapalı olması lazım. Ama Pesah geldiği zaman Klarrishon Pesah. Yani ilk kaide Pesah'ta ağzımız açık olacak ve mitva için, agadayı anlatmak için, Tanrı'yı etmek için ağzımızı kullanacağız. Ağzımızı kullanmak aslında bize çok önemli bir görev, diğer canlılardan ayıran. Özellikle de yapabildiğimiz her türlü doğru davranışı ağzımızla da gerçekleştirebileceğimizi bir ispatıdır. Şöyle gerçek bir hikaye anlatıyorlar. İki kız otobüste seyahat ederlerken İsrail'de aralarında yeni nişanlanan bir kız arkadaşlarının hakkında konuşmaya başlamışlar. Ve bu kızın ne kadar bozuk bir kız olduğunu, nişanlandığı erkeğin zavallı olduğunu, artık bu saatten sonra o erkeğin yüzünün gülmeyeceğini, işte kızın ne olduğunu, bu iki kızın çok iyi bildiğini, küçüklükten beri tanıdıklarını böyle aralarında çekişiyorlar. Hepsi birbirine de destek olan bir sürü olay ve hikaye anlatıyorlar. O kadar kaptırmışlar ki konuşmaya kendilerini. Arkadan bir bayan eliyle bunların omuzuna dokunuyor. Diyor ki, teşekkür ederiz, ederim diyor. Tüm bu anlattıklarınızı şu ana kadar hiç bilmiyordum. Sayenizde oğlumu kurtaracağım. O bahsettiğiniz kişinin e, diyor nişanlandığı kişi benim oğlum. Ve bu şekilde diyor sayenizde oğlumu bu kötü olaydan, bu kötü durumdan kurtaracağım. Size çok teşekkür ediyorum. Kızlar dönüp baktıkları zaman kadına gerçekten yüzleri bembeyaz, dilleri tutuluyor ve düzeltmeye çalışıyorlar. Yok aslında biz öyle demek istemedik. Kadın hiç diyor ki lütfen lafı gevelemeyin. Çevirmeye çalışmayın. Ben her şeyi çok net duydum. Size minnettarım. Bu oğlumu kurtarmaya yardımcı olduğunuz için. Ve kadın bir durak sonra inmek için ayağa kalkar. Düğmeye basar ve tam durağa yaklaşırken kadın tekrardan kızlara döner. Der ki merak etmeyin o benim oğlum değildi. Ama olabilirdi de. Ama siz böyle konuştuğunuz ve ben eğer oğlum olsaydı bu evliliğin devam etmeyeceğini kesinlikle bilmeniz lazımdı. Ve işte bakın siz ağzınızla bir yuvayı nasıl yıkabiliyorsunuz? Ve siz ağzınızla hiçbir şey söylemeseydiniz ve kötü konuşmasaydınız bir yuvanın devamını nasıl sağlayabiliyordunuz? Demek oluyor ki her insan konuştuğu zaman diyor mutlaka ne için, ne yapmak ve ne amaçla konuştuğuna çok ama çok dikkat etmesi lazım. Hepimize şabak